Darısı sizin filminizin başına diyelim. Nerede çektiniz filmi? Güllük. Güllük'te. Bodrum. Çok güzel bir yer çekmişsiniz. Evet, evet. Çok Bodrum'da acayip sahneler var. Deniz sahneleri var. İnanılmaz sahneler bunlar yani. O kadar tuhaftı ki o ilk hikayeyi yazdım. Bizim Timur Bey'e gittim dedim. Böyle bir hikayem var. Ne diyorsun abi dedim. Nerede geçiyor bu dedi. Şehirde mi geçiyor dedi. Yok abi dedim, bu Ege'de geçiyor dedim. Suda geçiyor dedim. Suysa sen yandın dedi. Niye? Normal işin 3 katıdır o iş. İnanılmaz zordur dedi. İlk işinden buna mı kalkışıyorsun dedi bana. Doğru. Abi ne yapayım, geri mi artık değiştirelim mi dedim. Yani şehre, şehre dönse iyi olur dedi. Yok abi dedim, o kadar sandal var dedim. Ne bir şey söyleyeceğim. Filmdeki o ev sonradan mı yapılmış yoksa olan bir ev miydi orada? Yok biz yaptık onu. Sahildeki. Abi çok güzel. Herkesin öyle bir yeri olsun istiyor. Öyle değil mi? Zaten biz evet, hikayeyi yazarken de öyle düşünmüştük. Hani hep şehir hayatından sıkılırız. Bir yere gitmek isteriz ya, böyle yalnız bir koy olsun deriz. Ve filmde o ev neyi anlatıyor mesela, biliyor musun? Biz ünlülerde ya da genelde parayı bulan da diyeyim ben. Ben kendi adıma konuşayım da neyse, başka bir şey söylemeyeyim. Bir sonradan görmelik oluyor. Yani ben de oldum. Böyle bir hemen bir 3-4 katlı ev alasın geliyor. Niyeyse sanki hayatım boyunca o evlerde büyümüş gibi. Hani anca benim ihtiyacımı 3-4 kat karşılar falan. Da iki yolda bir salonda büyümüşsün hayatın boyunca. Ne 3 kat 4 kat ama bir sonradan görme bir hareketli alıyorsun. Sonra o evin içindeki her yerin kullanışsız olduğunu. Ben çalışma odası yaptırdım. Bir baktım sehpanın üzerinde çalışıyorum. Yemek odam vardı, sehpanın üzerinde yemek yiyorum. Televizyon odası var, sehpanın oraya oturup televizyon seyrediyor. Hep öyle oluyor. Ben dedim ki benim ihtiyacım bir ev değil, sehpaymış. Yani sehpayı alınca bizim işimiz bitiyor. Onun için o ev o kadar keyifli bir ev. Bir sehpa kadar keyifli bir evdi o ev. Peki, vay, devam et. Güzel, bu çok güzel. Güzel bağladım o şeyi. Güzel bağladım. Evet. Vay. Evet, sevgili Candan Erçetin. Vay. Hadi bakalım. Candan Erçetin'e geçen hafta erkek dayanışması ile ilgili sağlam bir video yaptığımızı hatırlatırım. Evet. Doğru mu? Bu arada halkımızdan gelen, bu işe gönül vermiş çok güzel videolar çıktı. Sözler geldi. Hepsine Amerika'dan Tanju var. Acayip güzel sözler göndermişti. Geçen haftaki demin iki mısrası Tanju'ya aitti. Hakkını verelim, onu da söyleyelim. Çok güzel şeyler yapmışlar. Bütün video çekenlere teşekkürler. Candan Erçetin'e geçen hafta yaptığımız videoyu bir hatırlayalım ki cevabın nasıl geldiğini anca öyle anlayabileceğiz. Bir önce bizim hazırladığımız videoyu bir görelim. Geçen haftakini. Belgesel yapacaklar, maymuna çevirecekler. Altın günü yapmayı dayanışma sanmışsın. Allah iyiliğini versin, kız sen bayağı safmışsın. Feriştahınız gelse kaldıramaz yayından. 20 yıl oldu canım ok çıkalı yayından. 5 kanka bir kartala doluştuk bekliyoruz. Biz mercimeği ancak fırında seviyoruz. Arkadaşlar bu mevzu sizce nereye varır? Gazozuna ilaç koy, hemen baştan çıkarır. Gazozuna ilaç koy, sana sönmez bu boy boy. Bizi tanıyan tanır, tanımayan hadi bu alır. Moralini bozma sen, arkandaki marim itme sen. Nikah masasını atmam yalayak gitsin. Hop I love you beyazım, sen adamın dibisin. Haftaya diyeceksin ki cevabım yayınlansın. Kuzum sen de yüz verme, büyüklük bende kalsın. Musti sen ne diyorsun? Benim tuvaletim geldi. Ya he he deyin de bitsin. Bu çok fena gaza geldi. Ama boş verin arkadaşlar, hepsi kadın dırdırı. Çıkart Nuri abicim, sen de Rock Deşembr'ı. Şem,
başka bir parça bulmuşum. Daha iyine bulmuşum. Akıllı ol candanım, bak ne söylüyor Ümit Beşen. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Hay aklımla bin yaşayan, vallahi bu şarkı muhteşem. Ele güne karşı seni antipatikleştirmişem. Olurumu şişirmişem, diye parçayı bitirmişem. Bana iğneyi batır, sonra kendine de çuval diz. Arılar pırpır etmez, Türkçe'de onun adı vız vız. Kapak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.